Kötülüğün seyirci üstünlüğü vardır derler. Oysa iyilik ve güzellik bir yeraltı nehri gibi dipten ve derinden sessizce akar. Modern dünya ya da ahir zaman kötülükleri, çirkinlikleri, çarpıklıkları konuşmaya, izlemeye değer buluyor. Biz de diyoruz ki, hayır, kötülüğün seyirci üstünlüğü iyiliğin gücüne galebe çalamaz. Sevgiyi, merhameti, dayanışmayı cazip, anlatılmaya değer bulmayan bütün anlayışları reddediyoruz. Diyoruz ki, bu cihanda bizim de bir hünerimiz varsa, millet olarak ilk sıraya aile olabilmeyi yazalım. Babalarımız burada dünyaya geldi, dedeler geldi 1900'de ne dersem 9'da 12'ye kadar onlar buraya geldi. Hatta amcamız vardı burada, bunun amcası. Tabii 10 sene oluyor herhalde öleli geldi? Bu amcam. 100 yaşında öldü. Onu 4 aylık getirmiş nenem rahmetli Yugoslavya'dan. Tabii bizimkiler Yugoslavya'dan göçmüştü. Yani 4 aylık o amcam geldi. Demek ki 110 sene önce. Tabii 110 sene önce. Nenem rahmetli çok anlatırdı. Çok seviyordu anlatmayı. Zaten bir onu tanıdık biz. Anlatıyordu işte oralarını. Gene hep şey, onlar da komşuymuşlar orada mesela. Artık hangi millet o zaman orada. Şimdi bir şey var, hani biz deriz ya, gavur deriz yani şey ama. Ya Sırplar var. Tabii Sırplar, yani. Sırplar tabii orada tabii Yugoslavya'da. Yani onlarla öyle iyi komşuları da varmış. Ama böyle dedemin kardeşini bile kesmişler böyle diyor şeyde. Değirmende diyordu nenem rahmetli. Vallahi ne diyeyim şimdi, o güzel yani, çok şahane tanıştık biz. Evimiz yakın burada, bunun da evi burası, okulumuz da orası. Yetiştik o da, okulda biraz tanıştık. O zaman da su yolları vardı. Su yollarında, tarlada, bağda, bahçede. Tabii bunu dediği gibi çeşmeye giderler, suya giderler. Biz de takılırız peşlerine, laf atardık, atardıkken. Yani o oluyordu öyle bir şey. Şimdi ablamla 12 yaş aramız var. Ben tabii ablamın hiç burada bizde yaşadığını tabii bile bilmiyorum. Ama ablam kaçarak evlendiği için o kaçtığını da unutamıyorum o günü. Kaçmış şimdi akşamdan sabah, şimdi ben çocukum, haber aldım. Bir tane komşu gelmiş ki diyor, Bahriye sanki orada dünyaya gelmiş diyor. Süpürüyor evleri. Annemin de bir zoruna gitti ki, bir zoruna. Derlerdi böyle bohça hazırlanmış kızlar. Söz verir, benim öyle ama sevdiğimdi yani, istediğimdi. Ben de sesimi çıkarmadım. Çok seviyorduk tabii. Çocukluktanmış daha onlar. Çocukluktan. Okul bizim burası, evlerimiz böyle. Komşu çocuğuymuş zaten enişte. Ahırlarımız böyle karşılıklı. Hep görüyorduk birbirimizi, köydeysek o ahırda, ben ahırda, öyle. Yani... Allah razı olsun işte, 53 senedir geçindik. 4 tane çocuğumuz oldu işte. Dünya bir yol halidir. Bunu bilmeli insanlar. İşte geldik, gidiyoruz. Ya bir hoş sada bırakacağız gök kubbede, ya da olmayacak bir hatırlayanımız. Dünyalık denilen ne varsa nihayetinde bu yolculukta, gözümüzün değdiği ve bize gözü değenlerden ibaret olsa gerek. Öte yandan her yol yürünebilirse kaybolmuştur insan, der şair. Ne de haklıdır. Bizi biz yapan hangi yolu tercih ettiğimizdir. Bir başka şair de şöyle der. Bir ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben tercih ettim en az geçilmiş olanı. Ve bütün farkı yaratan bu oldu işte.
Recep Bayraktar, bu köylüyüm. Vallahi o zaman tabii köyün durumu iyi değildi, fakirlikti. Ama şükür Allah'ımıza, hamdolsun, senalar olsun. Yani gene o günlerde bazı yerinde ağrıyoruz ama ağrıyoruz. Güzel yani, fakirlik olsaydı güzel günlerimiz geçirdi. Biz bu eşimle burada komşuydum ben, o da buralı. Ben buranın damadıyım. Okulumuz da burada. İşte gençliğimiz çalışmakla köyde, ormanda, tarlada hep beraber çalışmakla geçiriyorduk yani. Annem babam buralı. Annem esasen Silivri'nin köylerinden buraya geldi, burada evlendi babamla. Babam 74 yaşında vefat etti. Annem de 80 yaşında küsur, o da vefat etti. Bahriye Bayraktar. Ben 1950 doğumluyum ben de. Şu an 71 yaşındayım. Biz de işte eşimin dediği gibi burada büyüdük. Ben bu avluda mesela bu evin bu alt katında biz o zaman yani oturduk. Annem, babam, kardeşlerim. Kardeşlerim var, 8-9 kardeşiydik. Çalışıyorduk. Ormancılıktı bizim. Ormanlarda çalışıp duruyor. Çiftçilik de vardı. Öyle hayvanlarla çiftçilik yapardık. Gene olan arazilerimizi ekerdik. Ama şimdi maalesef bakıyorum yani o kadar araziler boş duruyor. Çok çalışıyorduk çocukluğumuzda yani. Aile ortamı iyiydi elhamdülillah. Çok güzeldi annem. Bizi 9 tane çocuğu vardı. Bak 9 tane çocuğu vardı. Hamsana evimiz de doğru dürüst yoktu. Gene bakardı bize yani. Hiç. Annemin kızı yoktu. Sonradan oldu. Onun suyunu muyunu hep ben taşırdım çeşmelerden. Elektrik yoktu. Çok zorluk çekti yani anacığım. Şimdi o zaman fakirlik vardı. Öyle istediğin şey yiyecek, meyecek yok yani. Hepimiz, yalnız bizde değil, bütün köyde yani. Bütün köyde yiyeceğin belli. Ya çorbadır ya kuru fasulye. Yemek öyle yani. Şimdiki bolluk yok yani. Köydeki o zaman bayramlar hakikaten hoştu, güzeldi. Hoştu. Mesela cami giderdi bayramlara, bayramlaştırdık. Bütün cemaat bayramlaştırdık. Orada mezarlığa giderdik, ziyaret ederdik ölülerimizi. Ondan sonra komşularımızı dolaşırdı. Güzeldi. Çocukluk çağında bütün her evlerde giderdik şeker toplama çocuk olarak. Tabii güzeldi ama şimdi yok öyle şey. Ondan sonra büyüdükten sonra eşimle tanıştık. Vallahi ne diyeyim şimdi o güzel yani çok şahane tanıştık biz. Evimiz yakın burada. Bunun da evi burası. Okulumuz da orası. Yetiştik o da. Okulda biraz tanıştık. O zaman da su yolları vardı. Su yollarında tarlada, bağda, bahçede tanışılıyordu. Tanıştık tabii. Yani Allah razı olsun. Yani o zaman tabii bunu dediği gibi çeşmeye giderler, suya giderler. Biz de takılırdık peşlerine, laf atardık falan. Yani oluyordu öyle bir şey. Şu an için tabii 1969'da evlendim. 3 oğlum bir kızım var. Yani 1977'de çıktık bu köyden. Öyle. Evlendik. 8 sene sonra biz çıktık, ormancı oldu bu işte. Tamam. Orman işletmesinde çalıştı. İşte kaç sene. Şimdi Lüleburgaz'da. Lüleburgaz'da oturuyoruz. Ama burada da şimdi gene köyümüze dönmek istiyoruz. Ev yapıyoruz burada şimdi. Evimizi yaptık şimdi yavaş yavaş. İşte. Çocukluğumuz vallahi bak orada ahırımız, hayvanlar. Benim rahmetli babam yani çok çiftçiliği severdi. Çok her işi yapardı benim babam.
Yani her işe saldırırdı, yapardı da, elinden geliyordu da. Çiftçilik yaptık yani, çok çiftçilik yaptık. Ben yani böyle çocukluğumu zaten bilmem. Yani hep biz büyüktük yani, büyüktük. İşe gittik yani tarlaya, diyorum ya ahır, eskiden kışlar çok olurdu, çok kış olurdu. Bizim burası böyle, burada evet. Böyle yığınla kar olurdu böyle. Hayvanımız var, ahır dolu hayvan, sabah akşam öğlen hayvana gidersin. Yazında tarlada. Öyle yani, öyle geçti. Bütün gün çalışırsın tarlada, o zaman hem de yayan. Yayan yürürdük. Yani yayan gidersin, 2 saat uzaklıkta bir tarlamız var. Vardı, oraya gideriz. Çalışırsın bütün gün, gelirsin eve. Ondan sonra hemen omuzuna kovaları, hadi suya, su taşırsın eve. O zaman öyle sular taşınırdı. Tabii ahıra koş inekleri sağ, manda ineklerimiz vardı. Yani öküzlerimiz vardı. Öküz arabaları o zaman, traktör falan yoktu. Bu 3. kardeşim işte. Benden bir küçüğü, sonra bu. Sonra bu kız kardeşim. Ondan sonra bir oğlan kardeşim var o tarafta, köyde. Sonra işte daha bir kız kardeşim var. Hep güzel geçindik. Hep güzel geçindi. Bu de diyor ya, bak ilk gelin ben oldum onlara. Yani orada kaldık, 8 sene kaldım ben. Ondan sonra biz ayrıldık, gittik yani. Eltilerim de oldu. Meslek icabı yani. Tabii meslek icabı gittik. Yoksa rahmetli kaynatam, kaynanam. Hep yani yine geçindik senelerce. Çok çalışıyorduk. O zamanki zamanda öyleydi yani. Biz kendimiz, yani yoktu öyle pazara gidip de almak. Yetiştiriyorsun mesela, seneye öbürü yetişene kadar patates ekiyorduk. Seneye yetişene kadar patatesimiz oluyordu. Saklıyorduk. Kuru fasulyemiz oluyordu. Börek yapılırdı bizim burada çok. Şey bütün börek yani meşhurdu. Şey, tabii börekler olurdu. Börek çeşitleri, öbür türlü çeşitler de vardı mesela, başka türlü yani akıtmalar şeyler. Yani, oluyordu Allah'a şükür, gene öyle o kadar bir yokluk yani. Yani babam benim diyorum ya, o tarla alıyordu. Yani satın alıyordu, yani tarlamız vardı bizim yani, çiftçiliğimiz vardı. Çiftçiliği çok severdi yani. Tabii. İşte eşimle de, onlar da burada komşuydu. Öyle. Onların da ahırı vardı orada. Bizim de ahırımız burada. Hayvanlara giderken, gelirken su taşırdık çeşmelerden. Su yollarında. İşte 53 sene oldu. Bir ara kız ama kızdı, üzüldü baba. İmanı kuvvetli, hiç tabii, öyle şey yapmadı yani. Üzüldü babam. Tabii, kaçtık yani. Biz yani. Kaçarak yani, evlendik. Yanlış yaptık orada ama. Tabii. Oldu. Babam çok üzüldü. Burada aşağıda bizim harmanımız vardı. Harman döverdik biz. Hayvanlarla. Şey tabii harman şeyde. O harmana tabii harman dövülür. Buğday işi biter. Ondan sonra mısır. Mısır şey yaparken yani dur şimdi soyarken bu da geldi. Devam. Ama öyle oldu, öyle Allah'a oldu şükür yani. İşte bu öyle kadar yani. Erken de acele ettik yani, halbuki çok yanlıştı, cahillik. O da askerliği vardı. Askere yani. Gitmemiş, 2 abisi bekardı. Biz evlendik. 2 abimi atlattık. Tabii. Evlendik yani 2 abimden önce. Tabii ben istemiyordum daha. Mesela ben onu seviyorum ama yani daha bekleyecektik ama işte birdenbire ne oldu? Kısmet öyleymiş herhalde. Kendimizi evli bulduk. Rahmetli benim babam çok şeydi böyle, otoriter adamdı.
öyle yemek yerken bize yemeğimiz sabah kahvaltı tarhana, bir tepsi tarhana. Kaşıkla çaldık, kaşıklarla laf lıp yerdik yani. Tabii. Ama ses seda yok, öyle konuşmak yok. Yani babam Allah razı olsun tabii ama gerçi o zaman herkes taranadır yani öyle çay may. Ben gençliğimde büyüdüğümde çay buldum ya kendi önümde. Tarhana. Kahvaltıda çay yoktu. O tarhana çorbası bizde de yani herkes de öyleydi. Yani tepsiye ekmek doğranır. Yani öyle yerdik. Bir tabaktan koca sahanlarımız vardı böyle. Ona doldurursun yemeğe. Bitti mi gene tekrar. Gene doldur. Şükür ediyoruz. Gene yani tabii, ben. Tabii. Bak şimdi ben yaşadığımı babam beni şey yolladı. Dere boyunda bir tarla var. Ot biçeyim diye. Gittim ot biçmeye. Ot biçiyorum. Yoruldum. Annem de evden yiyeceğim şeker. Toz şekeri bak. Bir tas, bir kaşık. Dereden suyu al. Koy şeyin içine şekeri karıştırıp onunla ekmeğiyle yedim. Öyle bir durumlar vardı yani. Ne kıyafeti ya. Ne kıyafeti. Bir gene. Tane. Okula giderdik. Beş çantasını yani. Yani. Tabii. Öyle yani. Doğru dürüst. Yani yok öyle kıyafet, miyafet yok. Kara lastik. Hatta rahmetli babacığım aldı bir lastik bana. O zaman daha o lastiklerde ben bunu olayı bugün de anlattım kahvede. Şimdi ya şimdiki gençler bilmiyor yani. Giydim o lastiği. Burada sokakta koşuyorum. Bütün çocuklar arkamda koşuyorlar. Bakıyorlar lastik nasıl bir lastik yani o kadar. Tabii lastiğin de çeşitleri vardı. Gerçekten çok. Vardı. Vardı. Yani vardı. Saygı çok vardı. Mutluluk sevgi vardı. Vardı. Yani biri kim olursa olsun Recep gel buraya dediği zaman koşa koşa gider. İstersen gitme. Babama söyledi. Babana sopa yerim. Yani öyle kimse yok. Kim olursa olsun. Burun babası dese koşarsın. Nereye yollarsa olsun. Nereye tarla yolsa koşa gidecek gelirsen. Yok öyle yani. Dinlerdik yani. Gerçekten dinlerdik. Bizim babam arsa aldı İstanbul'da. Yani çok sene benim çocukluğumda oraya gideceğiz. Ama amcam önce almış, bir amcam almış, orada taşınmışlar. Orada şimdi çay anlattık ya. Şimdi orada dediler, onlar şimdi çay demliyorlar sabahleyin, kahvaltı öyle ediyorlar. Biz de şimdi diyoruz yani biz de ev yapacağız, biz de taşınacağız, İstanbul'a gideceğiz ama babam diyor, vallahi sakın diyor, şeker pahalı diyor, şey pahalı diyor, orada da tarhana çorbası içeceğiz diyor yani. Zamanında bizim rahmetli babacığım kahve çalıştırdı burada, kahve ocağı vardı. O çalıştırdı, o zaman bir teyip aldı, teyip miydi, ne bileyim o plakla çaldıran bir şey vardı. Onu aldı, tabii kahveye getirdi. Şimdi kurdu babam onları böyle üste. Şimdi herkes bakıyor, ses seda yok, nasıl öyle alıyor şey, indir tak indir başlıyor çalmaya. Genç Osman neydi o sahne canın var meşhur türkü gel Osman'ım ne? Yani onu ya çok eski hakikaten eskileri iyiydi ama işte dediğim gibi yani biraz. Bizde yoktu radyo. Bizde yok, radyo yoktu. Benim babam ben istiyordum. Mesela üst katta amcamlar oturuyordu. Amcam aldı radyo onlar da var. Ben diyorum babama baba radyo al baba bize de radyo. Yok şimdi babam gülüyor işte bilmem filanca alırsa diyordu öyle. Yani böyle cimri insanları söylüyordu bana. O alırsa ben de alırım yani. istiyorum türkü. O zaman türkü yani şarkı bile değil de türküleri istiyoruz. Duyuyoruz. Mesela bu komşuda radyo vardı. Çıkarıyordu dışarıya radyoyu türküler olduğu zaman. Asıyor, dinliyoruz. Ben istiyorum evde. Tarlada çalışırken istiyoruz. Radyo koyalım sıralara. Tabii öyle ama almadı. Almadı rahmetli babam, almadı. Sonra almış, benden sonra almış. Yani radyo olmuş. Sonra çoğu televizyon. Ha bana öyle diyordu babam. Bak duymuş televizyonu demek ki ben diyordu sana radyo alacağım.
türkü söyleyeni de göreceğim diyordu bana bak. Öyle. Ama işte gördük de yani, hakikatta gördük bak, çok sene geçmeden gördük. Gidiyorduk, konu komşuya gidiyorduk. Sonra bizlerde de oldu işte. Bir güzeldi, güzeldi. Geceleri de böyle otururduk. Bak o kadar diyorum ya, işe gidilirdi, gelinirdi. Gene komşulara da giderdik. Mesela komşunun bir ihtiyacı olur, gidilirdi yani. Bu komşu böyle çok hasta olurdu, şey olurdu. Onun hayvanlarını bakmaya giderdik. Biz sonra böyle mece derdik böyle. Çağıralım. Gelirdi böyle köyden. O zaman köy kalabalık, şimdi insan yok köyde. Yani. Yardıma gelirlerdi bize yani, çapaya. Tabii biz de giderdik gene giderdi, şey oldu mu ama yardıma da gelen olurdu çok. Hani biri ben bugün size, siz bize yani, tamam, öyle de oluyordu. Çapa, yani mısır çapalama, fasulye çapalama. Mısır ekilirdi çok tabii eskiden ama şimdi yok tabii. Şimdi tarlalar yatıyor hepsi. Vize'ye yayan bile gittik. Ha. Bak ben gittim yani, çok gittim yayan bak. Bir de sevinirsin, gideceğim Vize'ye gideceğim, kasabaya gideceksin. Yani şey, uyku bile uyumasın, sabah zaten erkenden gideceğim. Babalarımız burada dünyaya geldi. Dedeler geldi 1900'da, ne dersem 9'da 12'ye kadar. Onlar buraya geldi. Hatta amcamız vardı burada, bunun amcası. Tabii 10 sene oluyor herhalde öleli geldi bu amcam. 100 yaşında öldü. Onu 4 aylık getirmiş nenem rahmetli Yugoslavya'dan. Yugoslavya'dan. İşte tabii sene. Bizimkiler Yugoslavya'dan göçmüşler. Yani 4 aylık o amcam geldi. Demek ki 110 sene önce. Tabii 110 sene önce. Tabii. Yugoslavya Nevesim kazasından, bölgesinden işte onlar oraya taşınmış. Onlar gelmiş. Bizim anne babalar Türkiye'de doğmuş. Tabii. Nenem rahmetli nenem çok anlatırdı. Şey, çok seviyordu anlatmayı. Zaten bir onu tanıdık biz. Anlatıyordu işte oralarını. Gene hep şey, onlarla komşuymuşlar orada mesela. Sırplar tabii orada tabii Yugoslavya'da. Yani onlarla öyle iyi komşuları da varmış ama böyle dedemin kardeşini bile kesmişler böyle diyor şeyde, değirmende diyordu nenem rahmetli. Yani onlar çıkamamış işte. Sonra geldi bir de babamın amca oğlu, oğlunla geldi buraya ama yaşlandıktan sonra, o da o zaman yeni küçükmüş yani. Ahlak ve maneviyat, modern çağda artık otların kapladığı patika yollar gibidir. Pek az insan oradan yürümeye gönüllüdür. Oysa bütün farkı, bütün güzelliği, bütün değeri ortaya çıkaransa işte bu yürüyüştür. Boşnak düğünleri olurdu şöyle. Mesela çarşambadan başlar ya. Kız istenir. Ne bileyim söylenirdi ama o zaman nişanlı çok durmak yoktu yani. Ama toplanıyordu ama gene millet. Çok güzel millet toplanıyordu. Ya, tabii yemek veriliyordu. Yemek veriliyor. Daha zenginler, isteyenler davul çaldırıyordu. Şimdi burada bir, o tarafta bir köy var. Aksicim. Bu derenin öbür tarafında Aksicim köyü var. Yani bu iki köy, ikisi de boşnak. Yani illakin onlar da gelirdi buraya. Onlarda düğün varsa bizimkiler gider. Yani çok böyle akrabalık vardı eskiden. Bak öbür köye annemler filan onlar giderdi, oradakilere yardıma. Börekler yapılır, tatlılar yapılır. Yani daha sabah başlar mesela, tatlısından, tuzlusundan, her şeyinden sofralar kurulur. Öğlen belki kurmazlardı da ama gene akşam öğle. Ya her şeyinle beraber kalınır mesela. O köye gideriz, kalırız 2-3 gün düğün. Onlar gelir öyle aynı. Boşnakçı. Boşnakçı. O benden önce. Şimdi ablalarım var. Boşnakçı böyle boşnak oyun yaparlarmış. Söylerlermiş.
öyle. Ama biz, ya ben bilmedim onu. Ama Türkçe mesela yapardık yani biz de. Şey anlat, geleni nasıl alıyorduk? Geleni neyle alıyorduk? Öküz arabalarınla, manda arabalarınla tabii. Burası Boşnak köyü, Boşnakız. Yani bizim meşhur böreklerimiz. Bu da etli börek. Etli börek, biz bunu eskiden kurban bayramlarında yapılırdı. O zaman et olurdu bol. Yani arada yapılır ama o da seyrek yani yapılırdı. Ama böyle kurban bayramında muhakkak etli börek olurdu. Ama şimdi bu kardeşimin çocuğu hayvan bakıyor. İşte etimiz gene. Eti bulduk, yapıyoruz. Gene. Yani diyorum ya, buna börek derdik eskiden. Öbür mesela ekşimikli yapardık, ıspanaklı yapsak ona börek denmezdi. Ona şey denirdi, pita. Pita, duymuşsunuzdur muhakkak, pita denirdi. Ama bunu ille bu börek yani. Eskiden beri yani bu nenemizden daha mesela onlar Boşnaklar yapmış böyle. Olmuş işte. Eskiden abeti de çok olurdu. O abetinle de yapılırdı. Çok güzel olurdu yani o zamanda. Düğünlerde. Tabii. Misafir gelecek. Cuma akşamları yapılırdı eskiden illa. Cuma tabii, akşamları. Doğru ya. Hakikat öyle, illa cuma akşamı börek yapılırdı. Misafir evet. Böreksiz olmaz. Teknelerimiz vardı böyle hususi bu patates için. Bir de balta sapsız, onu böyle rahmetli nenem, mesela teyzem, annemle eltiydi bu evde. Amcamların karıları başka yani, onlar dört eltiydiler bu evde. Nenem vardı, çocuklar kalabalık. Nenem böyle patatesi onlara hazırlardı, o teknede kıyardı. Teknede böyle bu patatesi hep öyle diyoruz. Mesela şimdi bile önce yiyenler böyle şimdi bile söylerler. Yani o daha lezzetli. Kıyıyoruz, bıçakla kıyıyoruz yani. Şimdi bunları. Patates bu. Et, patates, ete, soğan. Soğan. Yani bir gün önce veya annemler bile 2-3 gün önce bile doğrar. Eskiden buzdolabı da yoktu yani, ceryan yoktu köyde bunda. Çok senede olmadı geleli. Böyle daha soğuk, bak bunun altında öyle boşluk var, mağaza gibi. Oraya böyle küplere basarlardı, şeye doğrarlar, yaparlar onları. İşte böyle soğanla filan, ne bileyim, soğan daha lezzetli olurmuş yani soğanda. İçine işlermiş, içine işlermiş. Biz de ne gördüysek onlardan. Onlardan biz de anamızdan. Yürütmeye çalışıyoruz onların şeylerini. Nenemizden. Adetlerini. Tabii. Çiğ patates koyarız illa. Çiğ bizim çiğden. çiğden olacak patates. Şimdi bu dışarıda. Et de çiğ, patates de ikisi birden pişiyor tabii. Beraber. Yufkanın içinde. Tabii. Pişiyor yani, eti de kıyarlardı böyle daha çok. Ama şimdi biz hep yani şeylerle, bıçaklarla tabii. Kalabalıkla yaşandı. Ben, bunlar gene mesela bu kız kardeşim olsun, biz ayrıldık sonra amcamlardan. Sonra amcamlar biz gelinleri aldık, birer. Biz de kalabalıklaştık. Tabii, öyle tabii. Sonra onlar kalabalık oldu ama benim çocukluğumda amcalarla yaşadık. Sonra amcalar birer birer ayrıldı. Biz kaldık. Sonra bu işte annemin eltisi olan teyze, Allah rahmet eylesin hepsini. Ondan sonra bu evin içinde ayrıldılar. Biz alt kata indik. Onlar
Burada üst katta kaldılar. Burası daha büyük. Aşağısı daha küçük. Ondan sonra gene bizim onun kızları evlendi amcamın. Biz sonra ben de evlendim tabii. Ondan sonra bu gelini alırken bunlar bizimkiler değişti. Bizimkiler yukarı çıktı. Onlar aşağı. Onlar üç kişi kalmıştı. Amcam, babaannem, bir de teyzem rahmetli işte. Hepsi rahmete kaldı işte. ...57'de okul açıldı. Mesela biz Türk... Olmuyor herhalde bir şey. Tabii. Biz o şeyi bilmiyorduk. Türkçeyi bilmiyorduk. Biz Boşnakça konuşuyorduk. Bizim köyde. Ben Remziye. Okan. Okan. Okan oldum. Urallardan evlendim. Okan oldum. Demirköy'e gelin gittim. Buranın Kırklareli Demirköy ilçesine evlendim. Orada 22 yıl yaşadım. Eşim adliyede memurdu. İki oğlum vardı. Lüleburgaz'a taşındık onların işleri için. Askerliğini yaptılar, oraya gittik. İşte eşim şimdi yine çalışıyor. Rahmetli babam bütün köyün çocuklarına, kadınlarına Kur'an öğretti. Bak bu gelinimiz bu kardeşimin hanımı. Bak o da hepimiz yani biz kendi çocuklarına öyle sabahleyin daha mesela sabah namazını kılar babam gelir eve toplanmış çocuklar. O saatte toplanmış olurdu çocuklar. Çok uğraştık, eşimize katkıda bulunmaya uğraştık. Dikiş diktim çok sene, 25-30 sene dikiş diktim hep. Eşime, çocuklarıma yardımda bulundum. Ev sahibi olmak için. Allah'ımıza bin şükür, çok şükür bugünümüze. Şimdi ablamla 12 yaş aramız var. Ben tabii. Ablamın hiç burada bizde yaşadığını tabii. Bile bilmiyorum. Ama ablam kaçarak evlendiği için o kaçtığını da unutamıyorum o günü. Kaçmış şimdi akşamdan sabah şimdi ben çocukum haber aldım. Bir tane komşu gelmiş ki diyor. Bahriye sanki orada dünyaya gelmiş diyor. Süpürüyor evleri. Annemin de bir zoruna gitti ki bir zoruna. Onu unutamıyorum bak. Onu hiç unutamıyorum. Annem öyle dedi diye yani. İşte öyle. Millet konuşuyor tabii ki de. Benim de aniden oldu yani. Öyle bir söz verip de çıkma değil. Mısır soymaya gittim. Hatta o gün çok yorulmuştuk. Böyle saman çektik şeyde ama annem dedi komşu gelecek mısır soymaya. Gelirdi böyle yardıma köyden gelirlerdi. O gün gelmiş kadın akşama da kızlarımı göndereceğim demiş. Annem de beni yolladı. Yatsıya kadar dedi. Baban camiden gelince dedi sen de gel eve. Öyle ama işte geldi o da niyetine girmiş. Ondan sonra gittik yani. Öyle oldu yani. Özkiden derlerdi böyle bohça hazırlanmış kızlar. Söz verir benim öyle ama sevdiğimdi yani istediğimdi. Ben de sesimi çıkarmadım. Seviyorduk tabii. Çocukluktanmış daha onlar. Çocukluktan. Okul bizim burası. Evlerimiz böyle. Komşu çocuğuymuş zaten enişte. Ahırlarımız böyle karşılıklı. Hep görüyorduk birbirimizi. Köydeysek o ahırda, ben ahırda. Öyle. Yani Allah razı olsun işte. 53 senedir. Geçindik. 4 tane çocuğumuz oldu işte. En büyüğümüz kız.
askerlik yaptı. Evlendikten sonra kızım sonra doğdu. O 5 aylık askerken kızım doğdu. O gelmedi izine 17 ay. Kız oldu 13 aylık oldu kızım. Babası geldi. Biz de vizeye öyle bir düğüne inmiştik. O da izine gelmiş o zaman. Yok ki bir haber verme. Mektup gelirdi. Bir bakarsın 2-3 tane mektup birden gelmiş. Şey. O da yani beklemiyorduk. Bir de baktık geldi. Kızım yürüyor böyle koşturuyor. Şeyde görmüş onu karşıdan demiş herhalde o demiş. Yani bak 13 aylık Sefte gördü onu. Yeni gördü. Vallahi ne bileyim yani o kadar da çok ama tabii şey vardı yani. Tabii vardı yani anadan babadan korkmak vardı. Tabii korkuyorduk yani babamız dedi mi bir şey yani. Babadan saygı bile daha var. Çok. Saygı, tabii saygı çok da saygı vardı. Babamız yani, hiçbir zaman dövmedi bizi ama biz çekindik babamdan. Daha babam diyor böyle sürüyor kahveden geliyor. Ve radyoyu bile kapatırdım istemezdi ya. Öyleydi yani çok saygı vardı. Hiçbir tabii. Zaman bir fiske dövmemiştir bizi. Evet radyo istemiş çok ablam. Sonra bana aldı radyoyu babam. Ablamı alamadı bana aldı. İşte bana hep öyle dedi. Yani sen dedi türkü söyleyeni göreceksin dedi bana. Öyle alacağım sana diyordu yani. Ablamın zamanında almamış adamı. Almadı işte. Vardı köyde bir cimri adam vardı böyle. Allah rahmet eylesin bir aslan aga. O diyordu hep o almaz yani şeyde bak o alsın ben de alırım diyordu baba. Yani babam Allah rahmet eylesin çok severdi çalışmayı şey ama öyle şeyle eğlenceyle. Misafiri çok severdi. Ne misafir gelirse severdi. Biz tabii. Karşılardık burada. Tabii. Köye yabancı misafir gelsin hep bizde. Tabii. Hep bizde olurdu misafirler. Biz hiç küçük çocuk olamadık yani. Hep daha küçücüktük okula gideceğim annem derdi ki ilk önce odayı süpür sonra okula git derdi. Odayı süpürüyorum sonra gidiyorum. Teneffüse çıkıyorum annem çağırıyor okul burada hemen karşımızda. Koş bir kova su getir derdi. Koşuyor su getiriyoruz öyle babam hayvanlarımız vardı. Öküzleri yederiz tarlayı süreriz. Ekiliyor işte öyle tarlada. İşte komşularla burada büyüdük. Komşularda çok çocuk vardı. Onlarla hiç anlamadık nasıl büyüdüğümüzü işte. 21 yaşına kadar bu köyde yaşadım. Ondan sonra Demirköy'e gittim, evlendim. Komşuluklar çok iyiydi. Ben Demirköy'de de evlendikten sonra da kızken de burada çok güzel komşuluklar yaşadık yani. Çok çalıştık imece usulü. Gidiyorduk burada kızken. 16 gün peş peşe gidiyoruz tarlaya. Ondan sonra gidiyoruz hep işte başkasına. Kendimize gitmiyoruz, başkasına gidiyoruz. Sonra topluyoruz insanları. Bir günde bizimkini de bitiriyoruz. Öyleydi yani. Hep uğraşma. Erkekler geçiyorlar bizi. Biz yetişmeye uğraşıyoruz onları. Öyleydi yani. Ama çok böyle gülüş cümbüş öyleydi yani. Çok tatlıydı bilmiyorum. Çok tatlıydı şeylerimiz. Evet, evet. Yemeğe alırlar bizi insanlar derler. Kime gidiyorsak iş yapma onlar bizi yemeğe alıyorlar. Yemek yiyoruz orada. Besliyorlar bizi. Çok çok değişikti yani. Çok yok öyle günler kalmadı şimdi. Bayramlar da çok değişikti ne bileyim. Sabah annem kalkar bayramda kapama yapar. Bir tepsi börek yapar. Amcamın oğlu bile demiş abime ben hayran kalıyorum sizin kardeşliğinize yani. Biz çok bağlıyız birbirimize kardeşler. Ayrılamıyoruz biz. Ben Aziz Ural. 1957 yılında doğdum. Bu köyde çocukluk hayatım geçti. Şimdi her ailede bir kişinin biraz fedakar etmesi gerekiyor. Galiba bu ailede bu görev bana düştü.
birleştirici babında. Şimdi en çok ben o kanaatteyim ve ona da kabul eder. Bu sefer biri önce oldu mu diğerleri de zaten hevesli olduğu için bu birliktelik sağlandı. Yani biz şimdi en çok bir hastalığımızda bayramda biz hala bayramları bu evde yaparız. Kimse mesela ikamet ettiği yerde bayram yapmaz. Babamızın yani bir şeyden gelen bir gelenek var. O da var mesela şimdi oradan gelmiş, aşılanmış. Bir de tabii şimdi sonuçta en büyük bağı din yapar. Yani iman derecesi şimdi burada kişide ne kadar iman kuvvetliyse zaten dinimizde bu bilgiler var. Bunlar da öğrendin mi bunları sağlamak zor olmaz. Zaten tadını aldın mı da yürür. Eniştem, şimdi en büyük ablamın beyidir. O da bu köylüdür. Şimdi bizim eski baba, anne babalarımız, işte demin kız kardeşim bahsetti, biz korkardık onlardan. Bu nedir? İstişareyi az yapardık. Yani şimdi konuşma az olduğu için bu süre utanıyorsun, söyleyemiyorsun. Bunun altında bu yatıyor yani. Eskiden şöyle bir birlik vardı. Şimdi bu da hem ormancılık hem çiftçilik yapılırdı. Ormancılık ferdi yapılırdı, çiftçilik ise İmece usulü işbirliği yapılır. Ne zaman bu işbirliği devreye girer? Çapa zamanı. Çünkü çapanın kısa sürede bitmesi gerekiyor. Bu sefer bu çap ancak birden mesela bu sefer komşular geliyor. En azından bir bakıyor 30 kişiye kadar bütün komşulardan birer kişi mesela gelir senin çapanı bir günde bitirir. İmece olduğu günde o aile oraya işte meşhur böreklerimiz yapılır, yemekler yapılır mesela bir neşe içerisinde yapılır yani. Yapılır da. Toplaşma eski evdeki lezzet hala devam ettiği için bu da daha zevkli oluyor. Yani evin sen yeni ev yapmışsın mesela dubleks ev yapmışsın gene o tadı vermez bu ev kadar. Ya bunun bir bereketi farklı bir şey yani. Daha şu anda bu ev zaten ondan ayakta tutmaya uğraşıyor. Daha kaç sene tutabilir mi? Çünkü artık bitti. Nereye bir çekiç vursan dökülüyor. Bunlar eski şey mesela bunda çimento az. Genelde eski kireç kısmı mesela kullanıldığı için. Şimdi 1913'te gelmişik. Şimdi 2021 çıkar gene 100 var. Bu evi yapan ustalar o zamanki ustalar öyle anlatılırdı. Bir tek bu çerçeveyi biz değiştirdik. Adam mesela çerçevesine varıncaya kadar mesela o şekil yaparlarmış. Şimdi bir kabacı gelir yapar, sıvacı gelir yapar, fayansçı farklı ama o zaman değilmiş. Adam gelmiş buraya mesela mekanını gösterirsin. Adam o şekilde çerçevesine varıncaya kadar yaparmış yani. Ve aşağı yukarı mesela o günkü tarihlerde bu ev yapımında köylülük seviyor. Kayınçamın dediği gibi yan yanayız, hem komşuyuz hem akrabayız. Böyle hayatımı sürdüreceğiz bunlara. Giderdik buralarda hanım burada olduğu için hep gece mece gelirdik buralara, camlara gelirdik. Konuşurduk. Geç olurdu anne baba uyudu mu o çıkar dışarı muhabbet ederdik. Hatta bu arada biz bir arkadaşım vardı. Çıktım buraya konuşma, vaaz, yakaladı amcası bizi. Ya o kadar bir insan ki selam bile verdi bize. Biz kız için geldik buraya konuşmaya. Çocuklar selamünaleyküm diye bize seslendi. Bir de kaçtık. Ya geliyorduk tabii aşağı yukarı her gece camlara geliyordu. O zaman öyleydi yani. Telefon yok, bir şey yok. Güzel oldu o şeylerimizde. Hatıralar güzel yani. Allah nasip etti yani işimi. Çok ama çok memnunum. Sabahtan beri gittim. Yeni ev etrafını kanala karıştırdım. Su yani kanalı. Onu da açtım ki beton dökeceğim, borular döşeceğim. Drenaj borusunu döşeceğim, sular aksın yani. Zarar vermesin inşaatımıza. Yani burada emekliliğimizi geçeceğiz. Biraz Burgaz'da ev var. İşte Burgaz'a gidip buraya geleceğiz. Yani çocuklar gelecek. Onlar da istiyor köyde evimiz olsun. Tabii ama senede gelir 10 gün, 15 gün, bir hafta gelen gelsin. İsmim Kenan Erden. 1973 doğumluyum. Daha sonra köylerimizden çok göç olduğu için köylerimiz boşaldı. İşlerimiz açıldı.
arazilerimiz boş kaldı, ormanlarımızda çalışacak elemanlar kalmadı. Daha doğrusu yani kısacası köyde daha iyi, daha rahat bir hayat yaşayacağımızı düşünerekten köyümüze geri dönüş yaptık. Yaklaşık 8-9 yıldan beri de köyümdeyim, Balkaya köyümüzde. Kökenimiz genellikle değil %100 diyebiliriz buna. Yugoslavya, eski Yugoslavya, Bosna Hersek'ten gelme atalarımız, dedelerimiz. Tabii bu çok da uzağa gitmiyor. Yani benim rahmetli dedem gelmiş, babam burada dünyaya gelmiş. Köyümüz hepsi birbirine akraba bağı yüksek olduğundan dolayı, ki bizde zaten çok şükür yani akrabalık olayı uzak da olsa, komşu yetiştiysek, köylü yetiştiysek, biz akraba olmasa bile çok yakınımızdan biz onları akraba gibi biliriz. Orman işi çıkacak, tarla işi çıkacak. Mutlaka komşuların birbirlerine ihtiyacı var. Bu belki de birinci etken değil. Yani birinci etken nedendir? Yani dayanışmadan komşuların veya atalarımızdan, dedelerimizden bize gelen, büyüklerimizin bize aşılamış olduğu, onların bize karşı aşırı şefkatle, merhametle yaklaşmaları. Dolayısıyla biz yeni yetişen nesilleri de onlara karşı, yani büyüklerimize karşı, komşularımıza karşı saygısızlık yani en büyük ayıplarından biri sayılır bizde. Yani benim bebekliğim Aziz Ural abimiz, son çekim yaptığımız noktada onların elinde geçti yani. Şöyle söyleyeyim, yani onların gençlik dönemi bizim bebeklik dönemlerimiz, ki o zamanlar bilirsiniz, anlatırlar zaten. İşte eskisi, bugünkü gibi araçlar yok. Ne vardı? Çok ah buyurun, öküz arabası, manda arabası, işte beygir falan gibi. Yani bu süreçlerde insanlar tarlaya gitmek zorundaydı zaten. Tarlalar ekiliyor ve köyün etrafı değil, uzak yerler, yani 3 kilometre, 5 kilometre köyün merkezine uzak tarlalar işlenirdi. Yani bugün çekim yaptığımız Aziz abiler, abileri veya onlar yaşıtlarındaki bütün köylülerimiz, bizim bebekliğimizde annelerimizin bize anlattıkları, onlar bizi kucağına alır, tarlaya kadar götürür. Biz de arkalarından çapalarla, torbalarla, neyse işte o günün ihtiyacı, onlarla beraber tarlaya giderdik. Akşamüstü iş bitiminde aynı şekilde yine o günün gençleri, bugünün işte büyük abilerimiz aynı şekilde çocuklarıyla kucaklarına alıp köye getirir. Ve bu dayanışma hala devam etmekte, ki bunu unutmamız da mümkün değil zaten. Aziz abilerin, ailelerinin birlikteliği belki de köyümüzün en güçlü birliktelikleri olmuştur yani. Birinci etap kardeşlik diyebilirsiniz. İkincisi, dünya malına çok fazla tamah etmediğimiz sürece bu birlikteliğimizin bozulacağını ben düşünmüyorum. Ve dikkat ederseniz toplumumuz artık maalesef dağılmalar, küsmeler, dargınlıklar neredeyse %90'ı ekonomiksel. Yani aileden bir kişi ekonomik anlamda farklı bir kelam ettiği zaman ister istemez diğer üyeler ne yapıyor? Ya geri çekilmek zorunda ya bir mesafe koymak zorunda. İşte bahsettiğimiz o aile, yani benim kendimin hatırladığım sürece, yani şu an yaşım 47-48, yaklaşık 35 yıl diyeyim net bildiğim, elhamdülillah çok güzel bir hayatları doldu. Hepsi iç içeydiler. Çok da güzel insanlardı. Allah nur içinde yatırsın diyorum hepsini. Yani tabii ki mesela şöyle bir şey anlatabiliriz. İyice çocukluğumuzda, ilkokul çağında daha belki de. Yine araç gereç yok. Hepimizin evlerinde, damlarında diyeyim, hayvanlarımız var. Akşam bütün gün hayvanları bekleyip, akşam saati eve geldiğimizde, maalesef şimdi burası da orman bölgesi olduğu için, ektiğimiz mahsullere, yani babalarımızın ekmiş olduğu mahsullere yaban hayvanları da danırdı. Kimse kimseyi, yani işte benim tarlamdır, onun tarlasıdır deyip takip etmeksizin, komşuların tarlalarını bütün gece beklediğimizi bilirim kendi çocuklarıyla beraber. Bu bir dayanışmadır. Bir işimiz olacak, yani elemana, adama ihtiyacımız var. Kimse bir şey koşturmazdı işte, Ahmet, Mehmet müsait misin, gidelim işte bir araba odun alalım gibi. İşte gidelim şu tarlayı ekelim gibi. Bu dayanışmalar hep vardı. Tabii günümüzde biraz bunlar azalmaya başladı gibi ama inşallah gelecekle ilgili, yani köye dönüşler inşallah daha da hızlanır diye düşünüyorum, arzuluyorum. Ve şu anda şunu da aslında özellikle söylemek isterim. Ekonominin şu son dönemlerde dar boğazda olduğu söylemlerle söylüyoruz bunu.
Dışarıda, çarşıda, kasabada, orada, burada işte bilmem 3-5 bin lira asgari ücretli, ufak tefek esnaflık işi yapıp zor geçinen kardeşlerimiz, şunu tavsiye edebilirim. Yani şiddetle tavsiye edebilirim. Köyünde bir karış toprağı olup, iş imkanı olan arkadaşlar bence bir an önce köyüne dönsünler. Ben yaklaşık dediğim gibi 9 yılı tamamladım, köye dönüş yaptım 20 yıldan sonra. Elhamdülillah, yani sağlık açısından da 10 numarayız. İşimiz gücümüz inanın yetiştiremiyoruz. Tabii ki o olmazsa olmaz zaten, yani şu manzaraya bakar mısınız? Şu manzarada asık surat o görmek mümkün müdür? Tabii ki bunları söylerken her şey güler yüzle olmuyor. Bazı sıkıntılarımız oluyor tabii ki yani. Bunları da Allah'a şükür tatlı dille, yumuşak yüzle bir şekilde üstesinden gelmeye gayret gösteriyoruz yani. Bu ülkenin güzel aileleri var, uzun yürüyüşlerden bize kalan. Türkiye de bir uzun yürüyüş değil midir zaten? Koca bir imparatorluk mirasından sadece hatıralar kalmadı bize. İşte bu uzun yürüyüşler de bizi biz yaptı aslında. Saraybosna'dan, Üsküp'ten, Şkodra'dan, Ahıska'dan, Kırım'dan nehirler gibi aktılar Anadolu'nun bağrına. İşte şimdi konuk olduğumuz Bayraktar ailesi gibi tıpkı. Bütün muhacirler gibi bu uzun yürüyüşlerini hayat yolculuğunda da sürdürmüşler. Her dönemeçte bir yere savrulmadan, her yol ayrımında başka başka taraflara gitmeden, hep bir olarak, hep birlikte kalarak bugünlere gelmişler. Velhasıl aile olmak bizde bir yolculuktur. Ne mutlu birbirine yoldaş olanlara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.